Hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili Loji TV'nin Lojistik Saati dostlarım, hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili Yasin Erdem. Yasin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Recep Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Vallahi çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, daim olsun diyelim. Malum lojistik saatinde biz 2021 yılını değerlendiriyoruz. Burada da sektör öncülerinin, sektör sahiplerinin görüşlerini alıp canlı bir arşivi yayınlamak. Biz Loji TV'nin yayınlarına canlı ansiklopedi diyoruz. İsteyen istediği Evet. kadarını istediği zaman alabiliyor. Ben biliyorum ki Kayseri Lojistiği'nin sahibisiniz, ikinci kuşaksınız, genç bir Evet. nesilsiniz, güzel işlere imza atıyorsunuz ve daha iyi işleri de yapacağınızdan zerre kadar şüphem yok. Ben öncelikle bir Yasin Erdem'i tanımak isterim böyle kısaca. Çünkü sizi sektörde tanımayanlar, bilmeyenler olabilir. Böyle kısaca tanıtırsanız Evet. kendinizi sevinirim. Tabii kısa bir şekilde tanıtayım kendimi. İsmim Yasin Erdem. Kayseri Lojistik Yönetimine bakıyorum. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevindeyim şu anda. Gebze doğumluyum. Kayseri'de yaşıyorum. Yaklaşık 6 yıldır aktif şekilde lojistik sektörü içerisindeyim. Harikasınız. Biliyorsunuz 2021 yılı aslında lojistik yılı oldu. Yani 2020 de böyleydi ama 2021 yılında lojistik sektöründe neredeyse herkes güzel yatırımlar yaptılar, güzel paralar Evet. kazandılar, güzel işler yaptılar. Ama asıl Türkiye'de Türkiye kazanmış gibi görünse de Türkiye çok iyi bir lojistik ülkesi değil. Ben ısrarla bunu söylüyorum, bangır bangır bağırıyorum. Bunu kabul ederler ya da etmezler ve esas parayı bizim sırtımızdan o gemileri olan büyük işletmeler kazandı. Konteynerler olan büyük işletmeler kazandı. Bizler sadece bu pastadan küçük küçük paylar aldık. Yatırımlar oldu mu? Oldu tartışılmaz. Ama orada da sizin yaptığınız yatırım, aldığınız tırlar vesaire yine yurt dışına kaçtı. Öyle ya da böyle. Aslında Covid ile birlikte 2019-2020 güzel bir yıl, 2021'de para kazanılacak, daha iyi paralar kazanılacak bir yıl olabilirdi. Biz bir lojistik ülkesi olabilirdik. Olmak için hala önümüzde vakitler var ama çalışmalar tam hızıyla devam ediyor. Çünkü STK'larımız, devletimiz, projeler var tartışmaz. Biz dışarıdan gördüklerimizi acizane dile getiriyoruz siz gibi gençleri bulduğumuzda. Sizler dolu dolu geldikçe çok daha güzel şeyler olacağından zerre şüphem yok. Siz aslında ülkenin mobilya sektörü vesaire kısımlarıyla alakalı bir merkezindesiniz. Bulunduğunuz Evet. coğrafya da güzel bir coğrafya. Sonuç itibariyle genç bir yatırımcısınız da. Yeni yeni ilaveleriniz var, güzel projeleriniz var. Ben 2021 yılı, lafı çok uzatmadan, 2021 yılı sizin için nasıl geçti? Neler bekliyordunuz? Neler oldu? Eksiler, artılar gibi kısımları böyle bir 15 dakika değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii. Öncelikle şöyle başlayayım. 2021 yılı bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Yani 2021 yılı bizim için çok yoğun geçti. Büyük bir şehirde yaşıyoruz. Büyük bir organize sanayi bölgesi var. Organize sanayi bölgesinde çok büyük markalar ve fabrikalar bulunuyor. Bu markalar ve fabrikalarda tabii çalıştığımız firmalar da var. Şimdi şöyle başlayayım öncelikle. Bundan önceki yıllara nazaran ihracat çok büyük derecede arttı. Bunu hatta geçenlerde bir LinkedIn paylaşımında görmüştüm. 1980 yılında bir haber paylaşılmış. İşte bu yıl 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. Sonrasında 20 Ekim 2021 yılında bir haber paylaşılmış ve iki haberi yan yana koymuşlar. Bugün 1,5 milyar dolarlık ihracat yaptık. Şimdi ihracatımıza nazaran lojistiğimiz gerçekten zayıf. Bizler de bu ihracata karşılık yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ama bir yandan da korkuyoruz. Çünkü korkumuzun sebebi sektörümüz sahipsiz. Şu anda mesela Romanya plakalı araçlar 3. ülke dozvalası istiyor bizim ülkemizde. Verildiği zaman gerçekten durumumuz içler acısı hale de düşebilir, yatırımlarımız patlayabilir. Bugün Romanya plakalı araba Kayseri'ye gelip Almanya'ya yüklerse benim yatırımım patlar açıkçası. Ama 2021 yılı lojistiğin altın dönemi diyebilir miyiz?
Yani diyemesek de yakın diyelim. 2021 yılı bir yandan da bizim için 2022'yi de garantiledi. Hatta 2023'e de birazcık ışık yaktı diyelim. Çünkü mesela halen Ocak ayındayız ve 2021'den kalan 2021'de yetiştiremediğimiz ihracatları yükletiyoruz araçlara. Yani kısa geçmek gerekirse 2021 yılı güzel geçti lojistik için, bizler için. Öyle diyelim Peki, sana. burada gördüğünüz eksiklikler, artılar sizin için de olabilir, Türkiye için de olabilir. Bunlar da bu bölgeyi değerlendirirseniz. Eksileri illaki oldu. Eksilere neden dolayı oldu? Rekabet konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi ihracatımız arttı. İhracatımız artmasından dolayı kapıda bir yoğunluklar başladı. Bu yoğunlukların sebebi ihracat arttığından dolayı mı diye soracak olursa hayır. Benim baştaki hani bu lojistik sektöründe en büyük şikayetlerinden birisi yeşil mühürlü giden araçtır. Büyük firmalarda var, bizlerde yok. Halbuki bugün Kayseri Lojistik. Kendimizi kısaca tanıtmış olayım, reklam vermeyeyim. Kayseri Estağfurullah. Lojistik 28 tane çekicisi olan, şu anda 40 adet dorsesi olan, C2 belgesi ve TIO belgesi olan bir uluslararası kara nakliye şirketi. Bugün bu potansiyele rağmen aylık 300 ihracat çıkışı ve 200 ithalat çıkışı olan bir lojistik firması. Ama benim bir yeşil mühürüm yok. Benim araçlarım Hamza Beyli, Kapıkule gittiği zaman sıra bekliyor. Bu sırayı oluşturan, bu yoğunluğu oluşturan da yeşil plak, yeşil mühürlü araçların haksız olarak o sıranın önüne geçmesi. Ben bakanla defalarca yazdım. UND'ye de tamamen baskımızı yapıyoruz. Şu anda sektör büyüklerimizle beraber. Bu yeşil mühürün kalkmasından dolayı eksileri bunlar. Artıları da lojistiğin navlunlarının gerçek değerlerini bulduğunu gördük. Çünkü ihracat bir şeyin ne kadar talebi artarsa o kadar değeri artar mantığı yaşandı. Normalde bundan bir yıl önceki gittiğimiz navlunlara bakaraktan bundan bir yıl sonraki navlunlarda %40'lık bir yükselişler yaşandı. Bunlar da tabii ki ne oldu? Şoför hak ettiği parayı aldı. Tırın sahibi yani lojistik firması hak ettiği parayı aldı. Yatırımlara daha böyle sağlıklı bakabildik. Bunlar da bizim için artılar oldu açıkçası. Bu Bir şekilde. de sen çok genç bir kardeşimizsin. Evet. Böyle bu lojistiğin içerisinde biliyorsun çok öğrencimiz var. Hı. Onlar aslında 2020 yılında ve daha öncesinde biraz daha umutsuzlardı. Sonra lojistikle birlikte herkes lojistik konuşmaya başladı. Tabii orada da süreçler çok doğru değil aslında sevgili Yasin. Neden? Şimdi bir kurye olarak 4 yıl okuyup da sadece kuryelik yapıp ayda 20 bin lira para kazanıyor olmak aslında doğru bir işlem değil. Yani sen 4 yıl Evet. okuyacaksın, güzel bir yere geleceksin, diplomayı alacaksın. Sonra işte koli başına 10-15 lira para alıp işte günlük 100 tane 50 tane koli dağıtıp sonra ayda 20 bin lira kazanıp Allah bereket versin bu parayı hiçbir yerde kazanmıyorum demek. İş gücüne, yetişmiş iş gücüne haksızlık diye düşünüyorum. O zaman 4 yıl okumanın bir esprisi yok. Ama Yani. lojistik ben inanıyorum ki dış ticaretle birlikte, ihracatla birlikte çok daha farklı yere gelecek. Böyle biraz da bu gençlikten gördüklerinden bahsedersen sevinirim açıkçası. Sonra Tabii. 2022'yi değerlendirelim, kapatalım. Tabii ki kısa şekilde anlatayım. Açıkçası gençler umutsuzluğa kapılmasın ve ufkunu tamamen açsın. Çünkü ben bu sektörü babamdan aldığımda yani tamamen aldığımda Kayseri Lojistik konumda değildi. Ben bu konumda hazıra dayanaraktan hareket etseydim, kazancımla yetinseydim, bugün Kayseri Lojistik aldığımdan bu yana %150'lik bir büyüme gerçekleştirmezdi. Gençlerden de tek ricam şu, lojistikten mezun olup bir lojistik firmasında çalışma hayalleri içerisine girmesinler. Öncelikle kendilerinin yapabileceği lojistikle ilgili girişimciliklerini düşünsünler. Yani bugün bu e-ticaret şirketi olur, kurye şirketi olur. Ya bugün lojistikle yapılabilecek o kadar çok şey var ki.
İlla bir tır alıp C2 belgesi alıp bir lojistik firması kurmak değil. Forvard firması olur. İlk önce bunlar deneyimlensin. Onun dahilinde gençlerden ricam, Kayseri Lojistik gibi birçok firma şu anda lojistik bölümü okuyan arkadaşlara destek olmak adına firmalarında işi öğrenmeleri için fırsatlar sunuyor. Bunları değerlendirmelerini rica ediyorum. Bizler de aynı şekilde ilerleyen zamanlarda lojistik personeli sıkıntısı çekmemek için şu anda okuyan ve mezun olmuş arkadaşlarımıza iş öğrenmeleri için fırsatlar sunuyoruz. Yüklemelerde bulunduruyoruz. Direkt gümrüklerin içinde bulunduruyoruz. Fabrikadaki dış ticaretçilerimizin yanına gönderip beyannamenin açılmasındaki en ufak ayrıntıya kadar görmelerini sağlıyoruz. Ofisimizde bir şoförün hesabının nasıl alındığına kadar içinde bulunduruyoruz. Hatta ben şunu da söyledim. Şu anda da aktif olarak iki kişiyi şey yapıyoruz firmamızda. İşi öğretiyoruz. Şoförlerin yanında yola gitmesine dahi biz destek çıkıyoruz. Çünkü lojistiğin asıl temeli oradan başlıyor. O yolculuğu gördükleri zaman bu işin aslında ne kadar keyifli, ne kadar zevkli bir iş olduklarını asıl temelde görüyorlar. Bu şekilde yani umutlarını kaybetmesinler. Bizim gibi lojistikte benim gibi gençler var. O gençlerle beraber yeni projelerle, yeni hedeflerle her zaman ileriye adım atsınlar. Oldukları yerde saymışlar ve özellikle şunu söylüyorum. Lojistik okuyan arkadaşlar İngilizceden önce Fransızca bilmenizi isterim. Çünkü bir yerde müdürlük, bir yerde yöneticilik konumuna gelmiş insanlar Fransızca bilir. Harikasın. Yatırım. Bir de iki... Pardon. Neyse siz devam edin. Görüşmek üzere. Lütfen, lütfen Yasin Bey, lütfen. Hepsine sağlıklı günler diliyorum diyecektim. Ama yarıda kaldı. Önemli değil. Gönüllerim Estağfurullah, üzere. çok pardon. Bir de 2022 değerlendirmeni alayım lütfen. 2022'den neler bekliyorsun? 2022 için düşüncelerim de şu şekilde. 2022'de kendi firmamız adına konuşayım mı yoksa sektör adına mı konuşayım? Sektör adına, kendi firma adına hiç fark etmez. O zaman kısa kısa ikisini de geçeyim. Kendi firmamız adına düşünürsek 2022'de bu zamana kadar yaptığımız yatırımlar çok çok büyüklerini yapacağız. Çok çok fazlalarını yapacağız. Çünkü ülkemize, hükümetimize ve sektörümüze güveniyoruz. Güvenmek zorundayız. Onun dahilinde sektörle ilgili de şunu söylüyorum. Biz Kayseri'de genç lojistikçiler olarak, genç lojistik firma sahipleri olarak bir birleşim sağladık. Bir örgüt gibi toplandık. Düzenli buluşmalar yapıyoruz. Diğer şehirlerden de ricam bu örgütler her şehirde olsun, toplanılsın, danışılsın, görüşülsün. Haksız rekabet, birbirimizin ayağına sıkacak rekabet yapmayalım. Çünkü sonuçta zarar gören bizler oluyoruz. İhracatçıya ve oradaki malı alan kişiye hiçbir şey olmuyor açıkçası. Zarar gören bizler oluyoruz. Birbirimize sahip çıkalım. Sonuçta biz olduğumuz için onlar bu ticaretleri yapabiliyorlar. Biz her şeyin temeliyiz. Bunu hiçbir zaman diğer lojistik firmaları da, lojistik okuyan arkadaşlarım da unutmasınlar. Biz varız ki onlar var. Biz eğer olmazsak onlar hiçbir şey. O kadar fabrikanın da, o kadar insanın da yaşaması mümkün değil. Lojistik bittiği zaman. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum değerli bilgilerin için. Çok sağ olasın. O zaman ben son sözlerini alayım. Sonra yayını birlikte kapatmış olalım. Tabii ki. Öncelikle sizi tanıdığım için memnunum. Telefonda da görüştük. Birbirimizle düşüncelerimiz çok yakın. Projeler çok mantıklı geldi bana. Hani sizin projelerinizde her zaman destekçi olacağımı bilmenizi isterim. Onun dahilinde de bu programda gerçekten çok hoş. Bundan önceki bu programa katılan kişileri de izledim. İnsanların hedeflerini gördükçe ufkum açık zannediyorum ama halen açık değilmiş. O yüzden dolayı mutlu oldum açıkçası. Böyle lojistikçilerin çıkıp konuşmalar yapması beni mutlu etti. Allah emeğinizi zayi etmesin. İnşallah Loji TV'de
daha böyle iyi yerlere gelmesi için duacıyız ve destekçiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi sevgili Yasin. Biz Loji TV bizim değil, sektörün televizyonu. Bugüne kadar yapılamayan bir şeyi biz el birliğiyle yapmaya çalışıyoruz. Siz ve sizin gibi kıymetli dostların desteğiyle istiyoruz ki Loji TV bir Bloomberg TV gibi, ismini bangır bangır söylüyorum, bir Bloomberg TV gibi 7/24 yayında olsun, sektörün her alanında olsun. Bugün kamyoncusunun da, tırcısının da, üreticisinin de yanında olsun. Tabii ki STK'larımız var. STK'lar inanılmaz güzel işler yapıyorlar. Biz aynı zamanda STK'ların da yanındayız. Bizim rengimiz yok. Biz herkesin yanındayız. Hedefimiz de Loji TV'yi gerçekten sektörün televizyonu yapmak ve oradan insanları kaba tabirle örgütlemek ve bir araya gelmek. Bugün Kayseri'de ne güzel bir şey söylediniz. Biz bir araya geliyoruz, programlar yapıyoruz dediniz. Biz bu programlarınızı canlı da yayınlarız. Hiç problem değil. Yaptığımız şeyler bunlar. Loji TV bugün tüm Türkiye'ye, tüm dünya üzerinden yayın yapabilecek konumda. Her Evet. şeyi yapabiliyoruz. Bizim için bir tane izleyici ya da 1.000 tane izleyici hiç önemli değil. Bazen bize tepeden bakıyorlar. Bazen umursamıyorlar. Ama çıkan konuklarımız, yaptığımız programlar belli. Hani canımız sıkıldı program yapalım demiyoruz biz sevgili Yasin. Biz istiyoruz ki kıymetli, değerli programlar olsun. Türkiye'nin en büyük lojistik kampüsünü kurma hedefiyle çıktık. 250-300 tanenin üstünde sevgili öğrencilerimiz var. Akademisyen dostlarımız var bize çok destek olan. Sizin gibi genç, güzel kardeşlerimiz var. Sektöre yıllarını vermiş çok kıymetli abilerimiz var. İnanıyorum ki güzel şeyleri el birliğiyle yapacağız. Ben katkılarından dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum. Rica Yolunuz, ederim. bahtınız açık olsun diyorum. Cümlemize de aynı şekilde. Sevgili dostlar, bir lojistik saatinin daha sonuna geldik. Sizler de bu programa konuk olabilirsiniz. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye lütfen devam edin. Siz varsanız biz varız diyoruz. Sevgili Yasin'in söylediği kelimenin karşılığında da siz varsanız biz varız diyoruz. Çünkü bu sektördeki okullarımızın, sektöre yatırım yapan insanlarımızın birlik, beraberliğe ihtiyacı var ve lojistik sadece çalışmak değil biliyorsunuz. Bunun içinde eğlence de olmalı, bilgi de olmalı, eğitim de olmalı. Bir arada rekabet de olmalı ama rekabet haksız değil, tatlı rekabet olmalı diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, lütfen Loji TV'de kalın diyorum.